Figen Civan'ın sunduğu Biz Bir Aileyiz programı YY Yatırım'ın katkılarıyla her perşembe saat 19.07 Febiyat TV YouTube kanalında. Birlikte güçlü sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyor. Çeşitli sektör ve meslek grubu iş insanlarını çatısı altında buluşturan Febiyat, mikrofonu üyelerine uzatıyor üyelerin tebiatla tanışma hikayeleri, sektörleri ve mesleklerini anlattığı Biz Bir Aileyiz programı her hafta Tebiat TV'de ekranlara geliyor. Birlikte güçlüyüz. Edebiyat TV ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Biz bir aileyiz programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Febiyat Divan Kurulu Başkanı Alper Gerdan Eri. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun çok şıksınız. Teşekkür ederim. Tam bir Divan Kurulu Başkanı Eda'sı oturuyor şu anda. Hani ağırlığı olur ya koltuğum böyle gerçekten öyle bir tarzla karşımızdasınız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Nasıl tanıştık Febiyat'la? Feviatla 2018 yılında tanıştım ben. Twitter'da bir Fenerbahçeli iş adamları platformunu kuruyoruz şeklinde bir mesaj vardı. O mesajdan sonra iletişime geçtim ve ilk üyelerinden biri oldum aslında. Daha sonra dernek sürecimiz başladı. Derneğin de kurucu üyesi oldum. Hatta derneğin tüm kuruluş işlemlerini ben takip ettim. E tabi otomatikman da kurulucu yönetim kurulu üyesi. İşte finansla ilgilenip hala buraya kadar geldik. Başından beri varsınız o Başından zaman beri diyebiliriz. Varım, evet. Çok güzel aslında bir sosyal platformda görüp böyle bir iletişim kurmanız da çok güzel. Evet yani gördüm bir hoşuma gitti. Kiminle konuştunuz ilk olarak? Bora arkadaşımız vardı o zaman üye kayıttan o sorunu Sonra güven başkanla konuşmuştuk. Zaten ilk üyelerden biriydim ben öyle. Hı hı. Yani O için. burası aslında bir febiyat nasıl kuruldu? İlk bir arkadaş grubu olarak başlıyorlar. Sonra WhatsApp grubu oluyorlar. WhatsApp grubu gelişip ilk topuk yaylası organizasyonunu yapıyorlar. O topuk yaylası organizasyonunun Twitter'da görüntülerini paylaşınca o arasından ben dahil oluyorum. Yani yaklaşık topuk yaylasından bir hafta sonra falan ben de dahil olmuş oldum. Evet ve bir göreviniz divan kurulu başkanısınız. Evet. Bunun dışında şimdi başından itibaren olduğunuz için şu geldiğimiz süre zarfında. Nasıl bir ilerleme kaydetti Febiyat? Hangi noktadayız mesela? Şöyle söyleyeyim. Biz Febiyat'ı ilk kurduğumuzda 66 kişiyle kurduk. Aslında güzel bir rakamla kurduk. Evet. Ee, kuruluşumuzda 6 ay sonra genel kurulumuzu yaptık. Onu da 70 kişiyle yaptık. Gene Dalyan'da yapmıştık. Ee, o günden bugüne yaklaşık 300'ü bulan bir üye sayısına ulaştık. Değişen yönetim kurullarımız oldu. Hep de güçlü yönetim kurulları kurduk dernekte aslında sivil toplum kuruluşlarında bu kadar geniş yönetim kurulu kurmak birazcık zordur. Niye? Çünkü bizim yönetim kurulumuzda 27 kişi var. Evet. 27 kişi olması demek genel kuruldan da buna göre daha çok kişili yapılması ve daha e, yoğunluğun olması demek oluyor. Ama biz bu cesareti gösterdik. Hep çok kişiyle, hep gelişerek yaptık ve şu an Topuk Yaylası'na ilk başladığımızda 50 odayı kiralayabiliyorken şu an en son yaptığımız organizada Topuk Yaylası'nı komple kapatmayı hı. bile başardık. Hı hı. Ee, bu bizim gelişim sürecimizi gösteriyor. Ayrıca Topuk Yaylası demişken şunu da konuşmak lazım. Fenerbahçe ile ilgili sivil toplum kuruluşları içerisinde Topuk Yaylası'nı kullanan tek STK biziz neredeyse. Ya bu çok önemli bir her şey. Yıl, yani evet, her yapmak yıl evet Topuk gerekiyor. Yaylası organizasyonumuz var. Çok da güzel geçiyor. Hı -hı. Hepimiz eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz. arkadaşlıklarımızı geliştiriyoruz. Yani o yüzden biz febiat olarak kurulduğumuz andan itibaren bir şeyler yapmaya çalıştık ve şimdiye kadar şükür bir şeyleri yerine getirebildik ki zaten de üye sayımız da artıyor. Hı hı, gittikçe artıyor. Peki çevrede nasıl gözüküyoruz sizce febiyat olarak? Hani Şimdi Fenerbahçe neler bahçeli, geliyor size mesela? Fenerbahçeli iş adamları e, ünvanı güçlü bir ünvan. Çok. Şimdi gerçekçi bakalım. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Fenerbahçe. Şu an yaklaşık en son 46 bin, 47 bin üyesi var. Genel kuruluna 29 bin kişi katılmıştı Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un karşılaştığı. Evet. Yani 29 bin kişi çok ciddi bir rakam. Şu an kayıtlı oyunu kullanıp delege olabilen 33-34 bin kişi var. Bu kadar büyük bir sivil toplum kuruluşu değil Türkiye'de Avrupa'da bile yok. O yüzden oy veren açısından baktığımızda 22 bin kişi oy veriyor. Bu kadar büyük bir sivil toplum kuruluşunun bir iş adamları derneği de tabii ki çok güçlü bir ünvan oluyor. E Fenerbahçe İş Adamları Derneği ünvanı altında da biz yani sosyal medyada ne tip paylaşım yaparsak yapalım çok olumlu tepkiler geliyor tabii ki. Etkileşimi de çok fazla. Çok fazla, oluyor, evet. Çünkü hani zaman zaman ben de mesela bazı etkinliklerimizi televizyon programında paylaşıyorum. Oradan gelen etkileşimlerden de hemen böyle anlayabiliyorsunuz evet. o an ne kadar izlenmiş, ne kadar dikkat çekmiş. Ne kadar mesela topluma yansımış. O yüzden aslında sadece Fenerbahçe değil bütün camiaların ya da bütün platformların şu anda gözü üstümüzde diyebiliriz. Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Aynen o durumdayız. <laughs> Çünkü diğer rakiplerimiz olan takımların bizim gibi bir iş adamları derneği veya aktif bir iş adamları derneği yok. Ee, o da otomatikman bizi gözü önde yapıyor. Evet doğru. Hatta şöyle yani başka diyorum ya başka takım platformlarında ya da oradakiler de bizi anlatıyor. Evet. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Hani gelip görsünler organizasyonlarımızı ve anlatsınlar her yerde. Çünkü etkileşim olarak dediğiniz gibi hem isim olarak çok büyük hem yaptığı organizasyonlar olarak çok büyük ki bence daha hiçbir şey yapmadık aslında değil mi? Yani Tabii daha... daha şey yapmadık. Çok ciddi planlarımız var. Ticari network planlarımız var. Buna benzer daha farklı planlarımız var. Ama hiç yapmadık desek de bizim yıllık en az 6-7 tane organizasyonumuz evet. oluyor. Faturaları ödediğim için biliyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Otomatikman <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> haberim oluyor. Yani hani e, yaptığımız organizasyonların en kötüsüne de en az 50-60 kişi katılıyor. Bizim kahvaltımız oluyor, işte topuk yaylamız oluyor, değişik şenliklerimiz oluyor, evet, pikniğimiz evet. oluyor. Ve bunların hani hepsine ciddi katılımlar oluyor. E tabi burada insanlar katılıyor, katılan insanlar birbirle tanışıyor. Hepsi de iş adamı seviyesinde olmuş olması, taraftar Hı -hı. derneklerinden, taraftar gruplarından Hı -hı. farklı olarak Hı -hı. bir iş adamı seviyesi olması bir iş network'ünü de oluşturuyor. Ee, bizim febiat içinde iş network'ü ile ilgili WhatsApp grubumuz var. Farkındaysanız orada çok paylaşımlar evet. olur, iş paylaşımları olur. İşte şu sektörde tanıdığı olan bu ürünle ilgili tanıdığı olanlar var mı diye sorarlar. E bu da insanları hem ...taraftarı olduğu takımdan yararlanmasını hem de iş network olarak yararlanmasını sağlıyor. Evet çok güzel bir şey şimdi tabii Febriyat üyeleri bunu biliyor ama üye olmayanlar bizi şu anda izleyenler... Yani ...ufak bir sıkıntı ya da sorun olduğunda hemen çözüme ulaştıracak bir sürü aktivite gelişiyor orada evet. ki... ...iş insanları normalde gün içinde çok meşgul olurlar ama fakat Febriyat'tan biri bir şey yazdığında... ...bir şey rica ettiğinde çözmek için herkes bir araya geliyor. Çok önemli bir şey. Onu evet. her yerde sağlayamazsınız. Evet yani şimdi WhatsApp grupları aslında çok tehlikeli. Çünkü çok değişik türde insanlar olduğu için Tabii, bir laf atıldığı olabilir. zaman gereksiz tartışmalar çok çabuk başlayabiliyor. Ama ben Febiyat'ın kurulduğundan beri bu grupların içindeyim ve inanılmaz seviyeli bir ortamımız var gerçekten. Yani hani toplantılarımızda organizasyon etkinliklerimiz herkes her şeyin belli bir seviyede geçiyor ve hani İnsan bir süre sonra böyle bir grubun içinde olduğu için gurur duyuyor. Evet tabii bunun yönetim şekli işte başta başkanımız olmak üzere diğer yönetim evet. kurulu ya da çalışanları ya da üyeler hepsi bir arada. Elbette ki dediğiniz gibi bir sürü fikir ayrılıkları olabilir ama sonuçta her şey tatlıya bağlanması çok önemli. Çok büyük bir ekip ne olursa olsun orada yani 10 kişilik WhatsApp grubunda bile çok büyük tartışmalar çıkabiliyor zaman zaman. Fikir ayrılıkları oluyor. Her şey olabiliyor. Biraz da tabii daha stresli bir dönem geçiriyoruz ülke olarak. Herkes stres altında ama Febiyat bu anlamda aslında biraz da daha relax ve rahat olmamız gereken organizasyonlar da yapıyor. Bu da güzel. Sizin kendi mesleğiniz ne? Asıl ben mali müşavirim. <laughs> ee, 1995 yılından beri mali müşavirlik yapıyorum. Babam da mali müşavir. Biz baba oğul başladık bu işe. Ben 95 yılında devraldım büroyu. Kendi bağımsız bahçe evlerde ofisim var. Orada devam ediyorum. Ee, yani odada görevler aldım. Uluslararası İlişkiler Komite Başkanlığı yaptım. Hı hı. Esas benim mezuniyet bölümüm Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümüdür. Biraz mali müşavirden farklı ama baba mesleği yönünü Nasıl seçtik. oldu oraya yöneldiniz? E ee, baba mesleği olunca e, bir de babam 86'dan beri beni ofise götürür. Çocukluğumdan beri ofisin içinde büyüyünce ee, okuldan sonraki bilgilerimizi orada kullandık. Sayıları seviyorsunuz o zaman. Sayılarla aram evet, evet. Ben de severim Yani is sayıları. insanların ismini unuturum, telefon numarasını Kesinlikle. hatırlarım. O kadar. Evet, <laughs> evet, evet evet Ezber şey değil de matematik daha böyle sayısal anlamda evet. hoşuma gittiğim bir şey. Sevdiğiniz bir mesleği yapıyorsunuz Sevdiğim o Sevdiğim bir mesleği yapıyorum. Allah'a şükür iyi yaptığımı da düşünüyorum. Eee camiada tanınırım. Ben biraz daha branşlaştım. Özellikle şirket birleşme, bölünme, satış, Hı -hı. şirket değerleme. Genel kurullar bu konularda biraz daha uzmanlaştığım için daha farklı şekilde yürüyor tabii. Evet şimdi mali müşavir önemli bir isim. Herkesin mutlaka bir muhasebecisi tabii. vardır. Şimdi muhasebecilik, mali müşavirlik böyle kademe kademe giden herhalde bir evet. şey değil mi? Artarak gidiyor. Muhasebecilik genel evet, unvanı bu işte. Evet genel unvanı. Peki e, mali müşavir neden bu kadar önemli? Yani bir şirketin sonu da olabilir, başlangıcı da olabilir, ipten de alabilir mi? Şimdi öncelikle biz mali müşavir olarak şirketlerin devletle olan ilişkilerini yönlendiriyoruz. Hmm. Yani sizin devletle ilgili yapacağınız beyannameler, raporlamaların hepsini biz düzenliyoruz. Eğer bu raporlamalarda yanlış bir şey yaptığımız zaman zaten bir devletle başınız belaya girebilir. Birinci bir opsiyon bu. E tabi vergi düzenlemeleri vardır. Biz bunlara vergi düzenlemesi diyoruz. Bazen bazı vergi yerlerinin düzenlemesini yaparak şirkete avantajlar sağlayabilirsiniz. Çünkü devletin uyguladığı istisnalar, avantajlar belli şirketlere yaptığı teşvikler vardır. E bunların doğru kullanımı şirket artı değer olarak yazar. E bir de tabii şirketin maliyet hesapları vardır. Bu maliyet hesaplarını gene bizim üzerimizden geçer. Bu maliyet hesapları düzgün yapıldığında şirket ortakları ve yöneticileri düzgün bilgi aldıkları için daha doğru kararlar verirler. Ya yani mesela işte 10 milyon vergi ödeyecek bir şirket evet. diyelim ki ama siz belli başlı e, prosedürleri ya da işte aslında şuradan yürüsek şöyle yapsak biz hem biraz daha az vergi ödemiş oluruz hem de şirkete daha bir artı getiririz ya daha da az ülke vergi demiyoruz. Ekonomisi. vergi düzenlemesi diyoruz ha, tamam yani <laughs> yanlış şey yapıyor Hani şöyle daha az vergi derken hani ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir e, şekilde bu para değerlendirilebilir zaten gibi şöyle bir söyleyelim bir şey belli şirketler ülke ekonomisine katkı verdiği için devlet bunlara teşvik verir. Hı hı. Biz de bu şirketlerden olduğumuz sürece veya yani yönümüzü o tarafa çevirdiğimiz zaman bu teşviklerden yararlanırız ve tabii ki vergi düzenlemesinde daha az vergi ödeme imkanlarımız olur. Ya da e, bizim şirket olarak belli konulardaki karlılıklarımız ve oranlarımız düzgün şekilde şirket ortaklarına iletilirse onlar daha doğru karar alabilirler. Anladım. Mesela bunun karlılık oranı vardır. Bu bardağın. Bu karlılık oranlarında belli adete kadar Belli kar edersiniz ama belli adeti geçtikten sonra karınız düşüyor olabilir. Siz bir maldan 10 bin tane sattığınızda kar ediyorsunuzdur ama 20 bin satınca zarar ediyor olabilirsiniz. Çünkü bazı ekstra maliyetlere katlanıyorsunuzdur. Bunların doğru hesaplamaları tabii bizim kontrolümüzden geçiyor. Bunlar da yapılırsa şirket ona göre daha avantajlı duruma geliyor. Peki getirisi iyi bir iş alanı mı? Gençler şimdi merak edecekler o yüzden soruyorum. Getirisi şimdi ben özellikle bizim işte değil de genel olarak tüm işlerde şöyle düşünüyorum. İnsanlar kendilerini geliştirirlerse, çalışırlarsa her zaman getiriye açık olurlar. Yani hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, en kötü mesleği bile yapsalar, eğer kendilerini geliştir ve işlerini güzel yaparlarsa getirileri otomatikman artar. Emali müşavirlikte baktığınızda bağımsız bir iştir. Kendi özgün kararlarınızı verebileceğiniz, müşterilerinizle iletişim kurabileceğiniz bir iş olması sebebiyle iyi çalışırsanız getirisi iyi olur. Şirketlerin mesela buradaki e, ciroları önemli mi mali müşavir? Çok ciro önemli değil bizim için. Bize yarattıkları iş yoğunluğu daha önemlidir. Hı. Yani bir şirket bir tane faturada 1 milyon liralık keser. Diğer fatura, diğeri Hı. 10 bin tane faturada 1 milyon keser. E tabi 10 bin tane kesenin iş yoğunluğu bize daha fazladır. Maliyeti daha fazladır. Ama bir tane kesenin maliyeti daha azdır bizim mesela. Diye, bizim en çok duyduğumuz aslında halk içerisinde mesela naylon fatura diye bir şey var. Evet. Nedir o ya? Naylondan mı yapılıyor? Naylon fatura, fatura mal karşılığı olmayan veya hizmet karşılığı olmayan ol, olmadan verilen his, faturalardır. Bu yüzden yani, çok kişinin, ünlülerin özellikle mesela sanat camiasının başı da yandı ya. Orada hep aslında bu işte... Mali müşavir ya da muhasebeci çok önemli mi? Önemli. Hı. Şöyle söyleyeyim. Zaten onların kontrolü olmadan bunlar olmuyor. O yüzden burada bizim meslektaşlar olarak bizim de özellikle bunu çok iyi kontrol edip denetliyor olmamız lazım. Özellikle ben bu konuda çok titizim. E, müşterilerime bu konuda almamaları, yapmamaları konusunda ciddi olarak uyarıyorum. Zaten bu tip firmalarla da çalışmıyoruz. E, burada şöyle bir durum oluyor. Siz bir mal almadığınız halde. Bir malla ilgili veya hizmetle ilgili fatura alabiliyorsunuz. Bu fatura karşılığında siz daha az vergi ödüyorsunuz. Ama tabii bu faturayı ödeyen firmalar ve severen firmalar daha sonra mali yükümlülüklerini yerine getirmediğinde devlet bunu buluyor ve sizden hem KDV'sini hem de vergisini geri istiyor. Bu da size ekstra bir külfete sebebiyet veriyor. E bu da doğru bir şey değil tabii ki. Evet şimdi Mesela iyi bir hukukçu nasıl olur diye konuştuğumuz zaman böyle sohbet masalarında kanunu bilen değil de kanundaki açıkları bilen diye falan konuşuyor. Oradan işte farklı bir şey strateji geliştirebilir. Evet. İyi bir mali müşavir nasıl olur? Kanunu en iyi bilen olur. Bizde tam tersi Hı. açıklardan ziyade evet. kanunu iyi bilip kanuna göre işlemleri yapmak lazım. Çünkü Türk vergi hukuku özellikle vergi usul kanunu diğer vergi kanunlarından, diğer ülkelerde kanunundan farklı olarak çok fazla istisna ve kanundan kabul edilmeyen gidere sahip bir kanundur. Yani normalde bizim şu an 16 tane farklı kanunla öne getirilmiş kanundan kabul edilmeyen giderimiz var. Biz bunları giderleştirmememiz gerekiyor. Giderleştirirseniz devlet bulursa bunları çıkartır. Ha yakalanma ihtimali nedir? Çok düşüktür ama siz bir işlem yaparken sanki %100 yakalanacakmış gibi bir işlem yapmakla mükellefsiniz. Biz de aynı şekilde baktığımızda bu kanunların hepsini takip edip kanun değişikliklerini de takip edip çünkü 42 tane farklı kanun da değişikliği biz süre içerisinde takip etmekle yükümlü kalıyoruz. Bunlara göre işlem yapmamız gerekiyor. Evet şimdi çok önemli bir alan kesinlikle ben de işletme mezunu olduğum evet. için az çok biraz muhasebe biliyorum tabii ki gelişmiş şekli değil ama Şimdi Tercih yaparken gençlerimiz işte üniversite seçimlerinde bakıyorlar. Bazen işte e, bir mesleğin getirisi, sosyal çevresine göre seçiyorlar. Ama şöyle bir şey e, rica edeceğim sizden. ya Şu zihniyette ya da düşüncedeyseniz ya da şu alanda zayıfsanız, ilginiz yoksa bu işi çok yönelmeyin diyeceğiniz şeyler var mı? Ya da evet ya ben, e, yönelebilirsiniz diyeceğiniz. Ben arkadaşlar da şunu söylüyorum. Hukuktan mezun oluyorsunuz. Stajınızı yapıyorsunuz, avukat oluyorsunuz. Tıptan mezun oluyorsunuz, işte tuz yapıyorsunuz, doktor oluyorsunuz. İşletme iktisattan da mezunsanız, başka işi yapacaksanız bile stajınızı yapın, mali müşavir olun, sonra yapın. Bu ünvandır. Bu hmm. ünvan hayatınız boyunca sizi taşıyacak bir ünvandır. Evet. Yani doktor, avukat, mali müşavir, mühendis bunlar size hayatınız boyunca eşlik edecek ünvanlardır. Eğer bu bir tip bölümlerden mezunsanız, başka işi yapıyorsanız bile mutlaka bu ünvanınızı alın. Cebinize koyun bir evet. hayat garantisidir. Çünkü her ne olursa olsun bir iş görüşmesine gittiklerinde ben mali müşavirim diyerek iş başvurusunda bulunmanın maliyeti ve alacağınız ücretle siz işte ben üniversite mezunum diyenin arasında çok ciddi fark olacaktır. O yüzden ben bütün arkadaşlarıma ve yani gördüğüm gençlere özellikle ne yapet mali müşavirliğini al diyorum. Çok Mesleği buydu. yapmasam bile. Doğru bak ben işletme mezunuyum almadım ya ki şu anda pişman ettim etti <laughs> ya keşke alsaymışım diye <laughs> ama hakikaten çok önemli bir şey. Yani hukuk da önemli, mali Tabii. müşavirlik konusu da önemli. Bunlar çünkü hayatımızın her noktasında bizim karşımıza geliyor ve genelde de işletme ya da iktisat mezunları işte mesleksiz bir bölüm gibi gerçekten evet. öyle mesleksiz bence öyle görüyorum ben. Hani Aslında bir değil. mühendislik bir şey gibi değil. Fakat söylediğiniz çok önemli bir şey kesinlikle çok önemli bir şey. Yani mesleksiz gibi hissediyor kendini buradan mezun olanlar. Yani ben öyle hissediyordum ama bu söylediğiniz çok önemli. Evet. Yani aslında bunun devamı budur. Alınması lazım mutlaka ama arkadaşlarımız almıyorlar, ihmal ediyorlar. Hoş mali müşavirlik tabii süreci de kolay bir süreç değil. Evet. Önce bir staj başlama süreci var. Burada ıı, Türkiye genelinde başarı oranı %10, İstanbul genelinde %15. Yani zor bir sınav var orada. Ee, o sınavı geçtikten sonra 3 yıl sonra da staj bitirme sınavı var. O da klasik usulde bir sınav. Yani kolay bir sınav değil. Mesleğe giriş de zor ama girdikten sonrası da Hayatınız boyunca taşıyacağınız bir ünvan. Kadınlarda var. oran nasıl? Mali müşavirlik. Sanırım yarı yarıya yani bayağı bir. Öyle mi? Evet kadın mali müşavir de var. Güzel. Bizim derneğimizdeki kadın üyemiz de gittikçe artıyor. Evet. Bu konuyla o ilgili Bu da bizim için gurur verici bir tabii. olay aslında baktığımızda. Evet. Kadın komisyonu kolları başkanlığımız var mesela. Bunlar evet. da önemli. Gittikçe üye sayımız da artıyor. Kadın sayısı ne kadar fazla olursa o kadar daha Güzel bir görüntü sergileyeceğiz ama sadece tabii ki kadın sayısını arttırmak değil burada. Önemli olan kalifiye ve işe yarayacak ya da işte kadınlara hizmet edebilecek, el uzatabilecek üyeler değil mi? Tabii ki yani şimdi biz hep erkeklerin olduğu bir dernek yaparsak otomatikman tek taraflı bakmış olacağız olaya. Ne kadar çok kadını arttırsak da o kadar çok bakış açımızı genişletiriz. Çünkü biz erkekler biraz daha düz bakarız olaylara kadınlar daha geniş açıdan bakıyor ve hani biraz daha onlar için güzellik diğer kısımlar da önemli. Biz o kısımlara da bakmıyor olabiliriz. O yüzden mutlaka kadınların da söz hakkının olduğu bir STK olmanın avantajı var. Hı hı. Biz onu yönetimlerimizi kurarken onu da özellikle arttırmaya da çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir husus. Fenerbahçelik nereden geliyor? Meslek gibi babadan mı? Babadan geliyor. Hı. Burada. Baba ne, ne takımı tutuyorsa, o ne iş yapıyorsa o gibi bir sistem mi var yoksa? Ya, ya Öyle bir sistem yok ama yani hani e, bence çocuk da yani genel olarak çocuklar da babalarının takımını tutmalılar. Çünkü hani beraber vakit geçirebilmenin, beraber aktivite yapmanın en iyi yolu o. Ben aslında hani babası farklı takım, çocuğu farklı takım olanları üzülüyorum. Çünkü babayla vakit geçiremiyorsun o zaman <laughs> bir maça gitmek. Babayla çok büyük bir zevkli bir, bir olay. Evet güzel bir akti veya belli bir şeyler yapmak. Tamam tartışmak belki rekabet de güzel bir şey ama aynı yönde olmak güzel bir şey baktığımızda. Evli miyiz? Evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, 14 yaşında bir kızım var. Oo. 7 yaşında bir tane oğlum var. Ee, oğlum şu an Fenerbahçe voleybol okuluna gidiyor. O da voleybola ilgili. Daha 7 yaşında ama göreceğiz ilerisini. Kızım Hı. uzun bir süre yüzme yaptı. Hı sonra bıraktı. Zor bir spor çünkü. Yok, bizimki çok sporcu havasında değildi. Ha, evet. biraz rahattı. Tamam. O yüzden çok sporcu olacak gibi değildi. O disiplin, da bıraktı zaten. Disiplinin disiplin farklı bir şey. Çok büyük disiplin gerektiriyor. Bir de ne? yüzme seçmiş çünkü var birkaç kaç arkadaşımı çocukları yapıyor. İnanılmaz e, hayatla ilgili çok iyi bir sistem kurmaları lazım. Tabii. Yani hayatı ve sporu aynı anda idame ettirmek o disiplin içerisinde zor gibi gözüküyor aslında yapılabilir bir şey ama çok seviyor olmanız lazım. Tabii benim babam voleybolcu mesela. Hatta milli voleybolculuk da yapmış. O zaman dededen toruna geçiyor. Herhalde ona geçiyor. Beni de. atladılar. Ben Amerikan futbolu oldum, oynadım Boğaz içinde 5 e yıl. tabii orası yani yani. oradan o yüzden benim üstünden atlayıp o alana geçmiş demek. O da çok keyifli bir spor aslında Amerikan futbolu. Amerikan futbolu, çok şey değil evet, ama. E, ben Boğaz içine gir, gireceğim zaman herkese şöyle diyordum. Ben önce Amerikan futbolu oynamak için giriyorum Boğaz içine. Gerçekten de önce takıma kaydoldum, sonra okula kaydoldum. 5 ee, yıl oynadım Boğaz içinde. Sonra Boğaz için idari menajerliğini yaptım. Federasyonun as başkanlığını yaptım. Hmm. Şu anda hala Amerikan Futbolu Federasyonu yurt dışı ilişkiler sorumlusuyum. Yani Avrupa'da sağ olsun herkes beni tanıyor. Çünkü Avrupa'ya açılma sürecinde bayağı bir çabam oldu Türkiye'nin. Hmm. Şu an Avrupa kupalarına falan da katılıyoruz. Yani Amerikan futbolu güzel bir spordur. Biraz daha zor bir spordur ama e, oynandı mı? Çok, zevkli. Çok keyifli, değil mi? Evet. Aslında Fenerbahçe, Galatasaray işte e, işte Süper Lig takımlarının da Amerikan futbol takımları olsa Türkiye'de bence ya biz değişik, değişik olur. Çok araştırdık. Bir gazete küpürü falan da bulduk. Aslında 1960'lı yıllarda herhalde kurmuşlar. Fenerbahçe, ha. Galatasaray, Beşiktaş kurmuş ama o sok takımlar ne olmuş, akıbeti ne olmuş o kısımları bulamadık. Onun dışında Türkiye'de ilk kurulan takım benim oynadığım Boğaziçi Elephants hı hı. olarak kurulmuş. Hı hı. Şu an Boğaziçi Falcons olarak geçer. 1989 yılında kurulmuş. 2004 yılında ilk malzemeli maç yapıldı. Boğaziçi ile Bilkent arasında. Onda da oynadım ben ilk malzemeli maçta. Ee, yani hani Boğaziçi baktığımızda Amerikan futbolunun geçmişinde de bayağı bir Evet güzel. Oynamıştım oldu. Olurmuş aslında yani Türkiye'de bence. Biz Oluyor zaten. Yani var. o şey. Şu an 12 tane profesyonel takımımız var. Hı hı. Yaklaşık 45 tane üniversite takımımız var. Neredeyse her üniversitede Amerikan futbolu var. Ve e, takımlar güzel oynuyorlar. Çok güzel oyuncular Çok da var. Çok keyifli. Ben seyretmiştim Amerika'da seyrettim gerçi ama hani bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Keyifli Bir de kurallarını bilirseniz daha keyifli. Çünkü Amerikan futbolu normal futbola göre 10 katı daha fazla kural var yani pas oyunu kuralları işte oy, koşu oyunu kuralları bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Bildiğinizde daha büyük zevk alırsınız. Efe evet, bir futbol ligi var Amerikan futbol ligi de belki kurabilir misiniz? Biraz daha zor yani hani biraz yorarız arkadaşlar. Yorar olsun değişik, değişiklik olsun en azından farklı bir spor da geliştiriyor. Aslında geliştirme. Amerikan futbolu, futbolu flag futbol bayrak futbolu kısmı var 5-5 evet. oynanıyor. Onlar daha Türkiye'de oturmadı biraz otursa onlar da oynanabilir. Onlarda kadınlar takımları da var Türkiye'de, federasyonun kurdu Hani belki uzun vadede olabilir, olabilir ama kısa vadede zor gibi. <laughs> Peki şimdi az önce sordum gerçi, başlangıç noktasından geldiğimiz nokta. İleriki dönemlerde hedef nedir Alper Bey? İleriki dönemlerde febiyatın gerçekten çok büyük bir iş topluluğu haline getirip bu getirilen iş topluluğu sayesinde ticaret grubu haline getirmek aslında çünkü Fenerbahçe'de yeterince taraftar derneği var. Hı hı. Ee, biz bir taraftar derneği değiliz aslında. Biz hem taraftar Derneği ile beraber ticari olarak da network oluşturan bir topluluuz. Ee, bunu yaptığımız sosyal aktivitelerde de çok güzel gösteriyoruz. Bunun daha gelişmiş versiyonunu yapabilmek. Evet. Peki söyleyecekleriniz var mı son birkaç kelimeyle? Kapatın. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. Hı hı. Programlarınızı da zevkle takip Sağ olun. ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sevgili Febiyat TV izleyicileri bugün Febiyat Divan Kurulu Başkanı Alper Gerdaneri'yi ağırladık. Haftaya bir başka konukla tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Birlikte Güçlüyüz sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyor. Çeşitli sektör ve meslek grubu iş insanlarını çatısı altında buluşturan Febiyat, mikrofonu üyelerine uzatıyor. Üyelerin Febiyat'la tanışma hikayeleri, sektörleri ve mesleklerini anlattığı Biz Bir Aileyiz programı her hafta Febiyat TV'de ekranlara geliyor. Birlikte Güçlüyüz.